Türk musikisinin bu geçtiğimiz yüzyılın sonlarında, yani Cemişen Bey'in yaşadığı dönemde, Cemişen Bey gibi bir şahsiyete çok ihtiyacı vardı. Ama ondan gerektiği gibi yararlanabildi mi? O bir tartışma konusu olabilir. Fakat tam öyle bir insana ihtiyaç vardı. Çünkü çok sıkıntılı bir dönem. Öncelikle böyle hemen konuya girdim ama Bilim Sanat Vakfı'na teşekkür etmek isterim. Sevgili Celalettin Çelik'in şahsında. Böylece anlıyoruz ki Vefa sadece İstanbul'da bir semt değil. Hem de bu semt, hem de bu salonun adı da Vefa Salonu. Çok vefalı bir toplantı. Burada da hocanın vefalı yakınları var. Sizler de vefa gösterdiniz. Hoş geldiniz. Şimdi bildiğimiz konu, kısaca bahsetmek gerekirse, işte 18. yüzyılın hemen başlarında Osmanlı şöyle bir karar alıyor. 3. Ahmet dönemi zannediyorum. 1704 yılında diyor ki bizim Avrupalılaşmamız lazım diyor. Yani bu hikayenin başlangıcı aslında öyle. Sonra Fransız İhtilali senesinde tahta çıkan Sultan 3. Selim Avrupalılaşma hareketlerini hızlandırdı biraz daha. Ve hani musiki penceresinden bakacak olursak bizim musiki yerli yerinde duruyor. Hatta Tanpınar'ın deyimiyle Osmanlı bir inkıraza doğru gidiyor olsa da musiki aslında bir ihtişama bürünüyor. Sultan bizzatihi 3. Selim büyük bir kültür adamı, büyük bir müzik adamı, çok büyük bir bestekar. Ve İsmail Dede'yi, yani şehzade başında hamam işleten Süleyman Ağa'nın oğlu İsmail'i Yenikapı Mevlevihanesi'nde Çile'deyken alıp Selmüezzini Şehriyari, Musahibi Padişahi, Reisi Faslı-ı Mayun, Mevlevi Neyzen, Nathan, birçok ünvanla Hamamizade İsmail Dede yapan büyük şahsiyeti 3. Selim'in. Bugün hep bahsettiğimiz aslında medeniyet tasavvurunun özü budur. Yani bir medeniyet böyle oluşur. İlimle, sanatla oluşur. Kültürle, müzikle oluşur. O ilimin, sanatın nevi, o kültürün, müziğin, sanatın nevi çok önemli. Sonra Sultan II. Mahmut döneminde o da bir bestekar. 3. Selim gibi değil tabii ama o da iyi bir bestekar aslında eserlerine bakılırsa. Yine en yakınında Hamamizade İsmail Dede Efendi bulunuyor. Sonra Sultan Abdülmecit devri biraz kötü geçiyor galiba. İsmail Dede'ye bu oyunun tadı kaçtı deyip son yolculuğuna Hac farizasına gittiği dönem. Yani 1846 yılları. Ve sonra işte kötü gidiş. Hep kötü gidiş. Ve yeni cumhuriyet kuruluyor. Yeni cumhuriyet Avrupalılaşma macerasının en yoğun yaşandığı dönem. 1926'da Darülelhan Kanunu çıktığında bir ilmi heyet teşekkül ediyor. Türk musikisi eserleri notaya alınacak, kaydedilecek. O zaman Darülelhan Kanunu'nda şöyle bir bölüm var. Diyor ki, katiyetle tedris ve talim olunmamak kaydıyla. Yani bakınız bu döneme. Katiyetle tedris ve talim olunmamak kaydıyla. Öğretilmeyecek, çalınmayacak, söylenmeyecek. Ve işte Cumhuriyet'in ilk 50 yılı okulda Türk müziği yok. Kimseye öğretilmiyor. Yani bir travma oluşmuş. Kendinden olanı, kendinin olanı çok aşağı görmek. Yok saymak, bir başkasını çok üstün görmek. Büyük hata. İşte öyle bir dönemin sanatkarı Cinüşen Tanrı kurur. Onun için ilk başta öyle bir cümle geldi aklıma. Yani o dönemde Cinüşen Tanrı kurura çok ihtiyaç vardı.
geldi aklıma. Gerçi şunu da söylemeden edemeyeceğim. Aslında ta 3. Ahmet'ten itibaren, 3. Selim'de, 2. Mahmut'ta, Sultan Abdülmecid'de ve Cumhuriyeti kuranlarda bu musikinin ne kadar önemli olduğunun çok farkındaydılar. Nitekim bu müziğin şu anda benzerini oluşturamadığımız en önemli nota kaynakları 1934 ve 39 yılları arasında neşrolunmuştur. Yani bir yandan yasaklayacaksınız ama bir yandan aman kayboluyor, eyvah diye bir ilmi heyet kurup onları notaya alacaksınız ve yayınlayacaksınız. Bu şunu gösteriyor. Hani katılalım, katılmayalım, doğru bulalım, bulmayalım. Doğru bulanlar da var. Fakat istenen şey şu, bu müziğin, bu kültürün yok olması değil aslında. Sadece toplumsal dönüşüm için müziğin gücünden istifade etmek. Çünkü müzik hakikaten çok önemli. Bugün biz çok farkına varamıyoruz. Böyle çeşitli konuşmalarda arz etmeye çalışıyorum. Müzik muhatabını kendine benzetiyor. Yani nasıl bir müzik dinliyorsanız ona benzemeye başlıyorsunuz. Onun gibi düşünmeye başlıyorsunuz. Onun gibi giyinmeye, belki yiyip içmeye, onun gibi konuşmaya başlıyorsunuz. Bu çok hakikaten enteresan bir durum. Şöyle bir şey söylüyorum. Biraz abartılı olabilir, olsun. Diyorum ki bir insana 40 gün Hint müziği dinletin. Tişört alırken India yazılı olanı alır. Ama bakınız topluma arabesk dinleyenler arabesktir. Caz dinleyenler cazdır. Saz dinleyenler sazdır. Evet. Yani öyle müzik çok önemli. Dolayısıyla hani bu tercih aslında bu hani Dimyat'a binince giderken evdeki bulgurdan da olduğumuz bu tercihin sebebi aslında müziğin bu etkili gücünü kullanmak ve toplumsal dönüşümü müzik üzerinden hızlandırmak, belki de yaygınlaştırmak maksadıyla düşünülmüş ve yapılmış bir şeydir. Fakat kötü bir dönemdi hakikaten. Hoca rahmetli böyle bir dönemde dünyaya geldi. Biraz önce sevgili moderatörümüzün birkaç cümleyle bahsettiği bir ailenin çocuğu, çok önemli bu. Bir İstanbul ailesi. Ailede şöyle atalar var. Çocuklarına isim koyarken öyle bir isim seçiyor ki o ismin harflerinin toplamı, yani ebcedle onun doğum yılını verecek. Yani Allah rızası için hangimizin ailesi böyle bir şeyi düşünebilir? Bu çok önemli. Yani böyle bir aile cin için Tanrı koru yetiştirebilir. Onun için amcaların adı Dürrisimin, amcası, halası Dürrisimin hanım. Evet. Başka amcası var, Mecdinevi. Mecdinevi. Evet. Evet. Yani böyle tamlamalar yapılıyor falan. Onun harflerini topladığınızda doğum yılını veriyor. Onunla uğraşmaya gerek yok. Çocuğun ismini 19 koy, tamam, şimdi öyleyiz ya. Mesela. Evet. Yani böyle bir aile yetiştirebilir böyle bir şahsı. İşte 2 yaşında, 3 yaşındayken kendi adı da öyle. Babasının adı Zaferşan. O dönemde işte Türkçecilik hareketleri, Öztürkçecilik hareketleri çok yaygın diye başta. Tarama sözlüğünden bakıyor babası. Zafer Cinu demekmiş. Şan da Çen demekmiş. Zafer Şan'ı Kazan Türkçesine çeviriyor. Cinu Çen yapıyor. Zafer Şan. Böyle bir şey. 2,5 yaşındayken kendisi anlatıyor. Belgeselde izlemişsinizdir. O belgesel internette de var galiba. Çok hoş hakikaten. Güzel hazırlanmış. O bölümü de çok güzel anlatıyor hoca. Diyor ki işte 2-3 yaşlarında falanım diyor. Annem memuriyetine gider. Onun diyor sıcak yerine, yataktaki sıcak yerine ben geçerim. Babamla şiir ezberleriz diyor. Şeyle başlarız diyor, İstiklal Marşı'yla. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. İşte bu insanda bir estetik duygusu, bir şeyler geliştirir değil mi? İnce bir şeyler geliştirir. Yani düşünce başka türlü olmaya başlar. 2,5 yaşında çocuk. Çok önemli. Zaten ne oluyorsa orada oluyor aslında. Yani 20 yaşından sonra konservatuara aldığımız öğrenci de bunu oluşturmakta zorluk çekiyoruz biz. Gerçek bu.
Bu musikinin tarihi boyunca, 1000 yıl boyunca bu müziğe 18 yaşında, 19 yaşında başlanmadı hiç. O bahsediği yer, ona girmeyelim. Yani 2,5 yaşında başlamış. Amcası geliyor, şarkı öğretiyor. Çok önemli bir şey. Saz dinliyor, annesi ut çalıyor. Ve üstün zekalı bir insandan bahsediyoruz. Üstün yetenekli bir insandan. Hakikaten Cenab-ı Allah ölmüş yaratmış. Sağ eliyle ne yapıyorsa sol eliyle de aynanı yapıyor. Hem bu taraftan bu tarafa doğru, hem bu taraftan bu tarafa, böyle dört taraflı. Bilenler vardır, iki eliyle de yazabiliyor. Yani Cinüçen Bey sağak ya da solak değil, ikisi de. İkisini aynı derecede kullanıyor. O anlatmıştı onu, çok hoş. Amerika'da bu, arkada fotoğraflar geçiyor. Böbrek transplantasyonu için gittiğinde haftada birkaç gün o diyalize giriyor. 3-4 saat sürüyor diyalize. Bir defasında buraya bağlıyorlar. Hortum gibi o şeyler. Hortum gibi değil, hortum bağlıyorlar. Burası tabii perişan oluyor. Bir sonrakinde buraya bağlıyorlar. İşte buraya bağladıkları zaman bu eliyle, buraya bağladıkları zaman bu eliyle besteler yapıyor, yazılar yazıyor. Yani diyalizkarlar besteliyordu. Evet, değil mi? Necati abi. Ziyaret evet. etmiştik beraber Necati abiyle. Amerika'da ziyaret etmiştik evini hocanın. Orada anlatmıştı. Böbrek transplantasyonu için Amerika'ya gitti. Birkaç yüz eser besteledi orada. Yazılar yazdı. Yani üstün zekalı bir insan, üstün yetenekli bir insan. Hiç duyduğunu unutmuyor. Defalarca kere şahit olduk. Yanında bulunmak şerefine ve lütfuna mazhar olduk. Ne kadar istifade edebildiğimiz tartışılabilir. Biz de Türkiye'ye kadar istifade edebilmişizdir en fazla. Ama bulunmak bile çok iyiydi, çok güzeldi. Bizim için de çok büyük bir kayıp oldu hakikaten. Çünkü çok genç yaşta gitti, şanssız bir insan. Başka insanlarla hep aynı şartlara sahip değildi. Ömrü hastalıklarla geçti. İlk kanser ameliyatını 18 yaşındayken olmuş. Allah rahmet eylesin. Hayatı boyunca çekti. Başka bir sürü şeyler. Böbrek yetmezliği vesaire. Hiç ıstıraplı şeyler. Vakit alan. En son işte periton diyalizi falan. Bunlar hep yaşadık. Biz hakikaten zordu. Ama o bu zorlukların içerisinde hiç durmadı. Hiç durmadı. Ne yaptı? Ut çaldı. Annesini memnun etmek istemiş. Rahmetli nur içinde yatsın. Böyle bir evladı yetiştiren anne. Allah rahmet eylesin. Annesini memnun etmek için ut çalmaya başlamış. O da sevinmiş çok. Aa Kerata sen ne zaman işte başladın buna falan demiş. Hasta yatağında yatarken. Kadıncağız da genç rahmetli olmuş. Fakat sonra ut icrasına, ut icracılığına yeni bir boyut getirmiş. Cinüçen Tanrı Korur'dan önce ut öyle çalınmadı hiç. Hiç duymadık öyle bir şey. Çok önemli. Ayrıca udu geliştirmiş. Biraz önce bahsedildi. Birilerini ut yapmaya teşvik ediyor. O kişiler şimdi Türkiye'nin en iyi ut yapımcıları. İsim vermeyeyim, reklam olmasın. O Ankara'da bulunduğu yıllarda birkaç kişi var. Türkiye'nin en iyi ut yapımcıları. Onları geliştiriyor. Telle uğraşıyor. Şu tel daha iyidir. Değil mi? Öyle bir şey var. Numaraları falan var. Evet. Mikrometre eline alıp Amerika'da piramit fabrikasına gidip tam istediği ölçüde tellerini, kalınlıklarını ayrı ayrı ölçüp bir takım ut seti yapıp onu kullanırdı. Hatta ben de yıllarca o telleri kullandım. O da en uygun kalınlıkta telleri kendi özel eliyle seçmişti rahmetli. İşte en yetkili ağızdan. Çok güzel oldu bu. Evet. Yani telle ilgileniyor. Burguyla ilgileniyor. Keman burgularıyla ilgili kitaplar getirtmiş. Tabii Avrupa medeniyeti bu işlerle çok meşgul oldu. Bizim kendimizi unuttuğumuz dönemlerde. Onlar çok geliştirdiler enstrümanlarla ilgili çalışmaları. Ondan da istifade ediyor. Ondan istifade etmek lazım. Zaten aslında ondan istifade etmek lazımdı. Onu taklit etmek, onun kompleksiyle yaşamak falan değil, ondan istifade etmek lazımdı aslında. Çünkü hadisi şerifte buyuruluyor ki, hikmet müminin yitiğidir. Onu nerede bulsa alır. Yani batıda, doğuda, nerede olursa olsun, kimde olursa olsun.
Biz onun içindeki hikmeti yakalamaya çalışmalıydık. Biz öyle yapmadık ama maalesef. İşte Cinşen Tanrı Korur'un yaşadığı dönem böyle bir dönem. Ama bakınız, o nelerle uğraşıyor. Kendisi mezar taşına şöyle yazılmasını vasiyet etmiş. Udi Bestekar diye yazılmasını vasiyet etmiş. Şimdi de öyle taşı. Udiliğinin yanı sıra bestekarlığını kendi çok öne çıkartıyor. Hakikaten öyle. 500'den fazla eseri var. Fakat bakınız, yaşadığı dönemde diğer bestekarların hepsinden çok farklı. Kimin taklidi? Kimsenin değil. Kimden istifade etmiş? Herkesten. Ve kendi zamanının müziğidir Cinüşen Bey'in yaptığı. Tabii ki geçmiş dönemlerden mülhem ifadeler yahut tavırlar, üsluplar bulunabilir. Fakat kendi zamanının müziğidir. Yani geçmişin bir tekrarı değil. Geçmişe, geçmişten güç alan, onun devamı mahiyetinde olabilecek bir bestekardır. Bu çok önemli bestekarlıkta. Onun bestekarlığı, eski eserleri tahlil etmeye yöneltiyor. Edebiyata yöneltiyor. Hakikaten çok ileri seviyede edebiyat bilgisi vardı. Zaten çocukluktan, 2-2,5 yaşından başlamış ya. Çok kitap okur, okumuş çok. Çok hızlı okur. Okuduğunu anlar. Hiç unutmaz. Bu çok önemli. Her şeyi aklında tutuyor. Yani Cenab-ı Allah'ın lütfu işte bazı insanları öyle özel olarak yaratıyor. Onlardan bir tanesi. Bizim için çok büyük şans ve talih. Sayın moderatörümüzün buyurdukları gibi Türk musikisi için çok büyük bir talih. Daha fazla istifade edilmesi lazım. Bestekarlığından da daha fazla istifade etmek lazım. Edebiyatı biliyor. Muazzam şiir seçiyor bestelemek için. Çok seçici. Biliyorsunuz müzik soyut bir sanat. Zaten müziğin en önemli ve güzel tarafı onun soyut olması. Sözlü olması onu kısmen somutlaştırıyor. Böyle bir şeye de ihtiyaç olabilir. Yani müzikte aslında sözün önemi var, çok önemi var. Bizim müzikte repertuarın büyük bir kısmının sözlü olması, çok büyük bir kısmının sözlü olması, bu müziğin bahsettiği konularla ilgili aslında. Çünkü bu müzik, işte o güftelerinde bahsedilen değerleri taşıyor. Aslında her müzik bir şeyler taşıyor. Bu halde biz her gün dinlediğimiz yahut dinlemeye mecbur kaldığımız, muhatap olduğumuz. Biraz önce uçakla geldim Ankara'dan. Erken aldılar uçağı, erken de indi uçak. İyi de oldu, size daha çabuk gelmiş oldum, buraya gelebilmiş oldum. Fakat uçakta çok uzun süre bir uçak müziği dinledim, korkunçtu. Uçak müziği. İşte bunlar bizim hiç farkında olmadan muhatap olduğumuz, maruz kaldığımız müzikler. Korkunçtu. Müzik insan üzerinde çok etkili. Çünkü bir şeyler taşıyor. Biz dinlediğimiz her müziğe bakmalıyız. Bu ne taşıyor? Bu bizim müzik. Ebu'l-Hasan Harakani Hazretleri'nin 10. yüzyılda kutsadığı, şöyle diyor Ebu'l-Hasan Harakani Hazretleri, özür dilerim. Bir insanın musiki yaparak hakkı talep etmesi, hakkı talep etmeden Kur'an okumasından daha hayırlıdır. Demek ki hakkı talep etmeden Kur'an da okunabiliyormuş. Ve hakkı talep ederek yapılan müzik bu kadar değerliymiş. Sonra aynı ilhamla Harakani Hazretlerinden 250 sene sonra Hazreti Mevlana musikiye Elest bezminin agazesi buyuruyor. Yani insanların daha kainat yaratılmadan önce ruhların Yüce Rabbimizle, Yüce Yaratıcıyla toplandığı mecliste Yüce Rabbimizin ruhlara seslendiği lisan. Hazreti Mevlana şöyle buyuruyor, o ruhlara
Cenab-ı Allah hangi dilde seslendi? Fransızca mı, İngilizce mi, Arapça mı? O dil musikidir diyor. Yani musikiye böyle bir kutsiyet, nasıl daha başka bir kutsiyet atfedilebilir? Cenab-ı Allah'ın konuştuğu lisan, ruhlarla konuştuğu lisan. Zaten hoca kitabında anlatmıştı, musiki kelimesi de böyle bir aşağı yukarı eski Yunanca'da anlamı var. Görünmeyenlerin dili yahut perilerin dili gibi bir anlama geliyormuş. Mus'tan geliyormuş musiki kelimesi. Dolayısıyla bu bir lisan aslında. Bu ruhun lisanı, ruhtan ruha aktarılan bir lisan. Peki bunun içinde ne aktarılıyor? Bakınız geçmişte neler aktarılmış? İşte burada. Bakabiliriz bunlara. Peki bugün ne aktarılıyor? Yani bunu söyleyen arkadaşlarım çok oldu. Ya müzik ayrımı yapmayın. Müzik müziktir. Müzik güzel, müzik her zaman güzel. Öyle değil işte o. Bu hoşa gitmesi falan çok ayrı bir şey. Ama müziğin bizim toplumumuzda ya da bizim hayatiyetimizde bir ayrı anlamı var. Ne taşıyor bu müzik? Bu müziğe ne yüklerseniz taşıyor. Bunu defalarca keredir böyle dile getirmeye çalışıyorum. Bir araba gibi en kıymetli şeyi de taşıyabiliyor. Evlerden uzak bir vidanjör bile olabiliyor yani. En kötü şeyleri taşıyabiliyor. O halde bu musikinin, daha doğrusu meşgul olduğumuz musikinin ne taşıdığına çok dikkat etmemiz lazım. İşte Cinüşen Tanrı Korur bunun farkında. Onun için şöyle demişti, çok iyi hatırlıyorum bu cümleyi. Benim eser yaptığım bestelerle ilgili herkes her şeyi söyleyebilir ama seçtiğim güftelerle ilgili, sözlerle ilgili hiç kimsenin bir şey söyleyebileceğini sanmıyorum demişti. Böyle bir titizliği var. Zaten titizliği hayatının her yerinde, her şeyinde var. Fakat aynı zamanda tabii bir dava adamı, Cinüşen Bey'in davası, işte bu müzik davası değildir aslında. Görünüşte öyle bir müzik davası falan gibi görünüyor ama aslında müziğin taşıdığı değerlerin davasıdır. Onların yaşaması, onların geleceğe aktarılması, onlardan toplumun istifade etmesi, farkına varmamız, farkındalık oluşturulması. Onun için her şeyi yaptı. Kitap yazdı, her yerde konuştu, herkesle kötü oldu. Çünkü doğruları söylemek zordur. Doğruları söylemek söyleyen için çok zordur. Sevmez kimse sizi. Herkes haklı olduğunuzu bilir ama sizi kimse sevmez. Hoca hayatı boyunca bu karşı duruşlara maruz kaldı hep. Ama o vazgeçmedi. İşte bakınız bir uygun zaman buldu. Zannediyorum 80'li yılların sonlarıydı herhalde. Milli Eğitim Bakanlığı ikna etti. Okul müzik eğitiminde Türk müziğinin yer alması için bir çalışma yaptı. Ve iki müzik öğretmeniyle birlikte okul müzik eğitimiyle ilgili bir kitap hazırladı. Bakınız onu da yaptı. Yani nerede ne bulduysa, hangi imkanı bulduysa bu davanın, onu önemli vurgulamak istiyorum, müzikle taşınan değerlerin davasını. O davanın bir ferdi olarak hem de en önde giden ferdi olarak üzerine düşen her şeyi yaptı. Çünkü biliyordu ki bu musiki aşk musikisidir. Aşk ile olgunlaşma, aşk ile kemal musikisidir. Ve aşk olmayınca hiçbir şey olmaz. Değil meşk, hiçbir şey olmaz. Bakınız Yunus babamız buyuruyor. İşitin ey yarenler, aşk bir güneşe benzer. Aşkı olmayan kişi misali taşa benzer. Taş gönülde ne biter, dilinde ağu tüter, zehir tüter. Nice yumuşak söylese sözü savaşa benzer. Yani aşk bizim hayatımız için, herkesin, tüm yaratılmışların hayatı için. Değil sadece insan, hayvanat, nebatat, hatta cansız zannettiğimiz şeylerin. Hepsinin hayatiyetinin devamı için aşk lazım. Yunus babamız yine buyuruyor. Önce önden aşk gerek bize, andan dervişe benzer. Aşk olacak, sonra olacak insan ne olacaksa. İşte bu aşkın
toplum ile, bu musiki ile taşınan aşkın ve aşkın oluşturduğu olgunluğun, Hazreti Mevlana'nın buyurduğu, in aşkı kemalestü kemalestü kemal, bu aşk olgunlaşmadır, olgunlaşmadır, olgunlaşmadır. Bu toplumun olgunlaşması, bu toplumu oluşturan insanların olgunlaşması için bu davanın en önde giden ferdi olarak hayatını büyük bir onurla sürdürdü hoca. Allah rahmet eylesin. Bir şeyler daha söyleyecektim. Şuraya da unutmayayım diye not almıştım ama. Evet. Hocanın tabii bana göre bunların hepsinden önemli olan kısmı hocalığıdır. Onu yakından izlemiş biri olarak arz edeyim. Yani hocanın ud icracılığı, bestekarlığı, yazarlığı vesaire vesaire bütün yönleri ayrı çok iyi bir hocadır. İşte biraz önce Sayın Genel Müdürüm'de vurguladılar. Bir kere öğrenci olacak kişiyle çok ilgilenir. Hiç o kadar ilgilenen bir hoca görmedim ben. Saatlerini, günlerini hiç düşünmeden feda eder. Çalışır, uğraşır. İnsan yetiştirmek. Bu yönden çok hakikaten çok çaba harcamıştır. Ve onunla beraber olduğunuz dönem içinde, yani nerede olursanız, beraber dolmuşa binseniz, otobüse binseniz, orada bir şeyler öğrenirsiniz. Beraber yemek yeseniz, işte orada bir şey vardır, onun üzerine konuşur. Ve o kadar çok geniş kültürü ve bilgisi vardır ki, hemen her konuyla ilgili. Sonra onu nasıl anlatacağını çok iyi bilir. Çok güzel konuşur, çok etkileyici. En iyi şekilde anlatmanın bir yolunu bulur, öyle anlatır. Herkesle ilgilenir. Çocuklarla ilgilenir, yaşlılarla ilgilenir, herkesle ilgilenir. Ve hep herkese o bildiklerini anlatmaya çalışır. Birilerinin düşündüğü gibi asla kibri yoktur. Böyle bir şeyler duyuyorum zaman içinde. Ya işte yanına yaklaşılmazdı falan. Hayır, öyle değil. Sadece onun, rahmetlinin bir duruşu vardı. O duruşunu koruyordu. Yoksa aslında son derece mütevazi bir şahsiyetti. Çok verici, süreyi aşıyor muyum Sayın? Estağfurullah, son iki dakikamız. Peki. Efendim çok bildiğini hiç esirgemeyen, yani insanlar o kadar çok şey öğrendi ki, rahmetli olduğunda Necati abim çok duygulanmıştı, çok etkilendi. Hakikaten şöyle bir şey yazmıştı, hatırlıyorum. Ah hocam, abim gittin. Ben şimdi kime soracağım? Şunu kime soracağım? Bunu kime soracağım? O kadar çok şeyler vardı ki onun içerisinde. Ne hoş şeyler. Aslında bunların hepsini ondan öğrendik. Nota yazıyoruz şimdi, nota yazmayı öğrendik. Ondan önce nota yazılmadı mı? Hayır, yazıldı. Fakat o başka türlü yazıyordu. Biraz önce bahsettiğim gibi. Udu başka türlü çaldığı gibi, besteyi başka türlü yaptığı gibi, yazıyı konuşmayı başka türlü yaptığı gibi, hepsini başka türlü yapıyordu. Araştırıyordu, öğreniyordu. Biz Avrupa notası kullanıyoruz. Avrupa notayı nasıl yazıyor? Buna bakıyordu. Onun özelliklerine bakıyordu. Peki bu bizim Türk musikisi. Bunu en iyi, bununla nasıl ifade edebiliriz? Böylece aslında Mahmut Ragıp Gazi Mihal'in nota yazımı ile ilgili yazdığı makaleyi ondan faydalanarak kat be kat Türk musikisine daha uygun hale getirip öyle yazdı notaları. Şimdi nota yazarken öyle yazmaya gayret ediyoruz. Ben çok daha söylemek istediğim, hani söyleyebileceğimiz belki çok şey var ama çok fazla şey söylemek de doğru değil. Bizim geleneğimizde de yok herhalde. Zaten zaman da bitti aslında. Allah rahmet eylesin. Bir dilekte bulunmak istiyorum. Siz vefa gösterdiniz. Buradasınız. Hocayla ilgili konuşma imkanı bulduk. Türkiye'nin vefa göstermesini çok dilerim. Hepimiz için çok iyi olur. Hocayı tanımak, anlamak ve ondan vefatından 18 değil, 28, 38 ne kadar zaman sonra olsun ondan istifade etmeye devam etmek
Hepimiz için çok iyi olur. Çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum.